Herkese merhaba. Sizlere araç takviyesi nasıl yapılır onları göstereceğim. Takviye yapacağımız araç bu. Takviyeyi alacağımız, elektriği alacağımız aracımız da karşıdaki Opel. Şimdi sırayla adımları beraber izleyelim. Şimdi aracımızın içindeyiz. Aracımızı yanaştıracağız. Hemen diğer aracın yanına. Evet. Şimdi aracımızı yanaştırdık. Hemen kaputunu açalım buradan. El frenimizi çektik. Şimdi kapımızı kapatalım. Şimdi bu arabanın da kaputunu açalım. Evet, şu an kaputumuzu açtık. Tekerle yapamadığım için mecbur kamerayı kapatıyorum. Bizim elektriği alacağımız yer. Şurası artı, zaten burada da yazıyor. Artı diye. Şu da eksi. Hemen şurada eksi yazıyor. Bunlara mutlaka dikkat edin. Renge aldanmayın. Çünkü normalde artı kırmızı, eksi kısımda siyah oluyor. Ama yine de sizler mutlaka işaretlerine bakın. Evet, şimdi aracımızı açalım. Hemen onun da alçağdan kaputunu açıyoruz. Motor kaputunu açalım. Şimdi öbür aracımızın da, takviye yapacağımız aracın da hemen aküsünü inceleyelim. Şurada görüyorsunuz. Kırmızı bir renk var. Hemen diyeceksiniz kırmızı artı. Burada diyeceksiniz bu siyah. Bu da eksi. Ama öyle değil. Muhtemelen diyoruz. Bakın burada da bir yanlışlık var. Buraya artı demiş, buraya eksi demiş, değil mi? Burada da bir gariplik var ama biz akünün üzerine bakıyoruz. Akünün üzerinde bakın burada artı var. Burada da eksi var görüldüğü gibi. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Burası artı, burası eksi diyoruz. Ya burada ne kadar kafa karışıklığı olduğunu anlayın yani bakın. Akünün üzerinde buraya artı yazmış. Buraya da eksi yazmış. Yani anlamayan bir kişi bunu ters bağlayabilir. Şimdi biz bunu bağlayalım. Şimdi takviye kablomuzu alalım arabadan. Hemen arabamızı açalım. Kilidini. Hemen takviye kablomuzu çıkartalım. Evet. Şu an takviye kablomuz da bu. Şimdi ben bunu kamerayı kapatıp açacağım içine. Bayağı kaliteli bir kablo. Nasıl yapıldığını size göstereceğim. Burada görüyorsunuz. Burada siyah ve kırmızı olarak iki tane kablomuz var. Bunlardan kırmızı olanı artıya, siyah olanı da eksiye bağlayacağız. Kafamız karışmasın. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Tek elle. Şimdi burada artımız hangisiydi? Hemen şuradaki rakamlara, bu şeylere bakıyoruz. İşaretlere. Bu eksi. Buradakine bakıyoruz. Bu da artı. İşaret. Onun için biz bunun artısına, tekerle de yapmak çok zor oluyor ama. Evet, bunu taktık güzelce, yani sağlam. Bu şeyimizin de güzel tarafı, ucu bunun şey, bakır. Kaliteli bir malzeme. Fiyat da yüksek zaten. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Artıya takacağız. Hemen şu kablomuzu buradan alalım. Şu motorun üzerine koyalım. Şimdi tekerle tutmaya çalışıyoruz. Tekerle de takacağız. Şu şekilde taktım. Artıya artıya takmış olduk. Şimdi eksiği. Şimdi bizim normalde aracımız çalışıyor. Ben sırf göstermek için yapıyorum bunları. Yani normalde aracım benim çalışıyor. Aküyle ilgili bir sıkıntım yok. Ha, olmadı mı? Oldu tabi. Onun için bulunduruyorum. Nasıl oldu? Yani aracın şarj eden dinamosunun kayışı, şunu da takarken size göstereyim. Kayışı hatta değiştirdim. Şurada da göstereyim. Yeni. Tam net gözükmüyor ama yeni. İyi şarj etmiyormuş. Onun için akü şarj olmadığı için ihtiyaç oldu. Şu an gördüğünüz gibi
ne yaptık? Bunun artısını orada işaretli kısmı gördünüz zaten, size de söyledim, gösterdim. Orayla artısıyla bunun hemen eksi olan kısmı takıldı. Burada da yine siyah eksi, gördüğü üzere bu da artı olarak takıldı. Şu an aracımız bu şekilde takviye yapılabilir. Yaptım. Güzel de çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Kablomuz da kalın bir kablo. Yani bunları size göstermek istedim. İhtiyacınız olursa, çünkü burada da görüyorum yani, oturduğum sitede de var. Böyle bazen araçlarını takviye yapmak isteyenler oluyor. Onlara da ben yardımcı oluyorum. Artıya artıya, eksiye eksiye. Yani burada çok bir şey yok. Yani zor olan bir şey yok. Yani olay belli. Eksi eksi, artı artı. Ondan sonra da aracımızı çalıştırıyoruz. Tabii bunları birbirine değdirmeyelim. Değdirirsek sıkıntı yaşar mıyız? İlla ki yaşarız. Ben şu an yerlerinden söküyorum size konuşurken. Arabanın elektronik aksamına zarar veririz. Onun için bunları sırayla ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Benim göstereceklerim bu kadar. Bu araç da bizim. Bu araç da bizim. Hani araçlara bir şey olursa sonuçta bizim aracımız. Biliyorsunuz bunu yeni aldık. Dağ, bayır, orman arabası. Bu da normal uzun yol arabası. Durum bu. Zaten bunun videosunu çekmiştim. Bunu da çekeceğim. Yani bunda çok bir şey yok çekecek ama sizlere detaylı anlatacağım. Bir de bir tane daha Astra vardı bizde. 2017. Onu sattık. 1.6 Edition Plus. Onun da videosu yine var YouTube'da. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Soracağınız bir şey olursa mutlaka sorun yorumlardan. Ben size mutlaka bir daha anlatırım, tekrar çekerim. Artı abone olma kesinlikle unutmayalım. Abone sayımız çok az. Videomuz çok ama abone sayımız az. İzlenirliğimiz de çok. Hani abone anlamında abonelik bekliyoruz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Bay bay.